Merhaba arkadaşlar. Şimdi bölüm 9 trigonometri 2'ye başlıyoruz. Ne göreceğiz burada? Toplam fark formüllerini, yarım açı formüllerini, trigonometrik denklemleri göreceğiz arkadaşlar. Toplam fark formülleriyle başlayalım. Sinüs A artı B'nin ve kosinüs A artı B'nin açılımlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir hikaye uyduralım. Bir sinüs köyü olsun. Sinüs köyü. Bir de kosinüs köyü olsun. Sinüs köyünde insanlar paylaşmayı seviyorlar. Paylaşımcılar. Ters hareket yapmıyorlar. Yapmazlar arkadaşlar. Bir ekmek varsa bölüşürler. Yani ortada atıyorum iki tane ekmek varsa birini kendi alır, birini kardeşine verir. Kosmos köyündeki insanlar nasıl? Ters insanlar. Ters hareket yapıyorlar. İşte paylaşmazlar. Önce kendileri saldırırlar ekmeğe. Paylaşmazlar. Ve Arkadaşlar, şöyle de bir özellikleri var. Köz köz oturup, Köz köz oturup, sinsi sinsi bakarlar. Sinsi sinsi bakarlar. Bu cümlelerin burada bir anlamı olacak arkadaşlar. Sinüs neydi? İyi insandı, paylaşmayı seviyordu. Ters hareket yapmıyordu arkadaşlar. Yani sinüs A'yı alıyor bakın. Kosinus B'yi alıyor. Yani ekmeğe direkt kendisi saldırmıyor. Sinüs A'yı aldı. Kosinus B'yi aldı. Ters hareket yapmadı. Artı iken burası da artı. Sonra kosinüs A'yı aldı. Sinüs B'yi aldı. Yani sin A kos B. Artı iken artı. Sinüs A eksi B'de nasıl? Sinüs A'yı aldı. Kosinüs B'yi aldı. Ters hareket yapmadı. Kosinus A'yı sinüs B'yi aldı. Kosinus nasıldı? Ters hareket yapıyordu. Köz köz oturup sinsi sinsi bakıyordu. Bakın. Köz közünün anlamı ne? Cos cos Yani köz kös oturup sinsi sinsi bakmak. Sinsi sinsi bakmak. Ters hareket yapması artı iken eksi olması, eksi iken artı olması. Şimdi Bu cümleler aklımızda kalırsa soruya daha çabuk ee, hakim olacağız. Sin, cos, sin, cos. Sinüsün paylaşımcı olduğunu biliyoruz. Ve artı iken artı olduğunu biliyoruz. O halde 20 artının açılımı. Yani bu sinüs 20 artı 10'un açılımıdır. Yani kaçın açılımıdır? Sinüs 30'un açılımı. Bu da neydi? 1 bölü 2 idi. Yine sin kos. Sin kos var. Sinüs paylaşımcıydı. Ters hareket yapmıyordu. O halde bu ne? Sinüs 40 eksi 10'un açılımı. Yani bu da sinüs 30'un açılımı. Bu da 1 bölü 2. Sin 75. Kos 15. Sin 15. Kos 75. Arkadaşlar sin 15'e ben cos 75 yazsam sin 75 cos 15 cos 75 burası da sinüs 15 eşit olsa sinüsün paylaşımcı hareketi yani sinüs 75 artı 15'in açılımı sinüs 90 yaptı bu da 1'dir bakın burada ne var köz köz oturup köz köz oturup sinsi sinsi bakmak var o halde bu arkadaşlar kosinüs 20 artı 40'ın açılımı. Niye artı yazdım? Eksi artı oluyordu. Kosinüs 60 yaptı. Bu da 1 bölü 2 eşit. Köz köz sinsi sinsi yine aynısı arkadaşlar. Artı durum o zaman ters hareket. Kosinüs 55 eksi 10'un açılımı. Yani kosinüs 45. Bu da 2 bölü 2. Şimdi buraya bakalım sinüs 45 eksi a kosinüs a sinüs a kosinüs 45 eksi a yani ortada bu açı ve bu açı var yani a açısı a açısı var ve 45 eksi a açısı var sin kos sin kos yani sinüsün paylaşımcı hareketi artı iken artıydı sinüs a artı 45 eksi a'nın açılımıdır yani sinüs 45 oldu. Bu da nedir? Kök 2 bölü 2'dir bu soruya bakalım. Sin kos, sin kos o halde sinüs 30 artı 15, sinüs 45'in açılımı. Kös kös, bakın burada da sinsi sinsi yani kös kös oturup sinsi sinsi bakmak. Yani kosinüs 75 eksi 30'un açılımı yani kosinüs 45'in açılımı. Buradan da arkadaşlar yukarısı kök 2 bölü 2, aşağısı kök 2 bölü 2 bir gelir. Üçüncü soruya bakalım. Sin cos arkadaşlar cos sin. Yani sinüs 54 sonra kosinüs 54 almış. Kosinüs 24 almış, sinüs 24. Yani sinüsün paylaşımcı hareket ve eksi iken eksi. 54 eksi 24'ten sinüs 30 yaptı. Aşağıya baktığımızda Köz köz oturup sinsi sinsi bakmak var. Kosinüsün toplam formülü. Yani 20 artı 25 kosinüs 45 yaptı. Yukarısı 1 bölü 2. Aşağısı kök 2 bölü 2. İkiler giderse 1 bölü kök 2 oldu. Evet. Bu da nedir? Yine kök 2 bölü 2'dir. Dörde baktığımızda sin kos sonra kos sin. Yani sinüsün top fark formülü. Sinüs 7a eksi a. Sinüs 6a'nın formülü açılımı. Kös, kös oturup sinsi sinsi bakmak yine kosinüsün toplam formülü eksi iken artı 7. Yani kosinüs 4 artı 2a 6a'nın açılımı. Bu nedir? Panjant 6a'dır. Bakıyoruz arkadaşlar kös kös sinsi sinsi yani kosinüsün toplam formülü eksi iken art yani kosinüs 5x sin kos sin kos sinüsün fark formülü sinüs 8 x eksi 3 x yani sinüs 5 x'in açılımı o nedir o tanjant 5 x'dir tanjantın formülü arkadaşlar i̇şte, tanjantta da önce Yukarısı aynen aynı geçerli. Tanjant A artı tanjant B. Bana birdenbire birdenbire ters hareket 1. Ters hareket artı 2 eksi birdenbire çarpılıyor. Yani önce normal sonra birdenbire çarpılıyor. Eksi de arkadaşlar önce normal tanjant A eksi tanjant B sonra birdenbire ters hareket. Kotanjantı da arkadaşlar 1 bölü tanjant A artı B şeklinde yazabiliriz. Kotanjant A artı B 1 bölü tanjant A artı B'dir. Yani bunun formülünü örneğin yazacak olsak tanjant A artı B formülünü ters çevireceğiz. Bu da nedir? 1 eksi tanjant A tanjant B bölü tanjant A artı tanjant B'dir. Bu formülün ters çevirmiş hali kotanjant A artı B. Bunun ters çevirmiş hali kotanjant A artı B'dir tanjant eksi durumu yani tanjant 80 eksi 20 tanjant 60'ın açılımı. Çekişi eşittir arkadaşlar. Tanjant 40 artı tanjant 20 bu da tanjantın toplam formülü. Yine tanjant 60'ın açılımı. Tanjant 75 eksi tanjant 30 tanjantın fark formülü. Tanjant 3 eksi tanjant 45 bu da 1'dir. Evet D'ye baktığımızda kotanjant 15, kotanjant 30, eksi 1, kotanjant 30. Şimdi arkadaşlar tanjanta çıkmıştık. Peki bunları tanjanta çevirmiş olsam arkadaşlar. Tanjant 75, tanjant 60 yazsam, eksi 1 bölü. Burayı da tanjant 75 artı tanjant 60 yazsam. Arkadaşlar Şimdi ben bunu şöyle ters yazsam, 1 bölü tanjant 75 artı tanjant 60 bölü. Normalde bunun birin önce gelmesini isteriz. Dolayısıyla eksi parantezini alsam, 1 eksi tanjant 75 tanjant 60 oldu. Buradan arkadaşlar, burası neyin açılımı? Yani şu ifade neyin açılımı? Şu ifade tanjant 135'in açılımı. Burada da eksi var. Eksi 1 bölü tanjant 135. Bu da ne eşit? Eksi kotanjant 135 eşit. Kotanjant 180'den 45 derece uzak ve kotanjant ikinci bölgede negatif. Kotanjant 135 eksi kotanjant 45'tir. E bir de önünde eksi var. Yani sonuç kotanjant 45'tir. Buraya baktığımızda A'nın pi bölü 20 olduğunu söylüyor. Halde şunları ben toplam durumunda olduğunu gördüm. Tanjant A artı tanjant B. 1 eksi tanjant A. Tanjant B gibi. Tanjant 3 A artı 2 A. Yani tanjant 5 A'nın açılımı diyoruz. Tanjant 5 çarpı A kaçtı? Pi bölü 20. Hadeleşirse tanjant pi bölü 4. Yani tanjant 45. Bu da nedir? 1'dir. Burada tanjant x ve y'yi vermiş. O zaman şunu hemen açarsak. Tanjant x tanjant y bölü 1 artı tanjant x tanjant y. Buradan tanjant x yerine 2 bölü 3. Tanjant y yerine 1 bölü 2. Yazarsam 1 artı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Buradan payda değiştirdim. 3 ile 2 ile 4 bölü 6. 2 bölü 3 geldi pardon paylaş şunu 2 ile şunu 3 ile 4 eksi 3'ten 1 bölü 6 geldi bölü burası da 1 artı 1 bölü 3 4 bölü 3 geldi buradan aynı zaldakiler sadece burada 2 kalsa arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 yani sonuç 1 bölü 8 oldu 8'in cevabı. 1 bölü 8. 9'a baktık. Tanjant x vermiş. Tanjant y'yi vermiş. x artı y toplamını sormuş. Arkadaşlar yine tanjant x artı y'ye bakalım bir. Yani bunun tanjantına bakalım. Bu tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x tanjant y. Tanjant x yerine 1 bölü 2. Tanjant y yerine 1 bölü 3 yazarsam. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 yukarısı 3 3'te 2 ile 5 bölü 6 aşağısı 1 eksi 1 bölü 6 5 bölü 6 yani 1 yaptı ne buldum tanjant x artı y'yi 1 buldum ne zaman 1'di x artı y 45 olduğunda 1'di arkadaşlar devam edelim Şimdi 15'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Toplam fark şeklinde. 15 iki tane bilinen açının farkı şeklinde yazılabilir. Mesela sinüs 15 yerine 5 eksi 30 yazsam bu nedir? Sinüs 45 kosinüs 30 paylaşımcıydı. Sonra ters hareket yapmıyordu. Eksi kosinüs 45 sinüs 30 Bunların da değerini biliyorum. Kök 2 bölü 2, kök 3 bölü 2, 2 bölü 2 1 bölü 2 denlersem kök 6 eksi kök 2 bölü 4 gelir arkadaşlar. 75 bilinen iki aç olarak tanjant 45 artı 30 yazsam tanjant 45 bir tanjant 30 1 bölü kök 3 1 eksi tanjant 45 bir tanjant 30 1 bölü kök 3 yukarısı kök 3 artı 1 bölü kök 3 aşağısı kök 3 eksi 1 bölü kök 3 düzenlersem kök 3'ler gitse eşitlikle çarpsam kök 3 artı 1'in karesi bölü 3 eksi 1'den 2 gelir. Bunu da düzenlesem 3 1 daha 4 4 artı 2 kök 2 bölü 2 kök 3 bölü 2 gelir 2'ye bölsem 2 artı kök 3'tür kosinüs 105 arkadaşlar 60 artı 45 de yazılsa ve kosinüs paylaşımcı değildi kös kös oturuyordu kös yani kos 60 kos 45 ters hareket yapıyordu eksi sin 60 sinüs 45 kos 60 1 bölü 2 kos 45 kök 2 bölü 2 sin 60 kök 3 bölü 2 sin 45 kök 2 bölü 2 düzenlersem Kök 2 eksi 6 bölü 4. Kos 15'i de kosinüs 45 eksi 30'dan yazsak. Kos 45 kök 2 bölü 2. Kos 30 kök 3 bölü 2. Artı sin 45 kök 2 bölü 2. Sin 30 1 bölü 2. Düzenlersem kök 6 artı kök 2 bölü 4. Peki buna bakalım. 60 artı 45 yazsam 60 artı 45 bu da arkadaşlar sin 60 cos 45 artı cos 60 sin 45 yazsam buradan sin 60 kök 3 bölü 2 cos 45 kök 2 bölü 2 cos 60 1 bölü 2 sin 45 arkadaşlar nedir kök 2 bölü 2. Buradan kök 6 artı kök 2 bölü 4 bulur. Bakın bununla bunun cevabını aynı buldum. Neden? Kos 15 zaten ya da sinüs 105 neye eşit? Kos 15'e eşit arkadaşlar. Peki. Geometrik şekilde nasıl yapacağız arkadaşlar? Verdiği şeyi iki açı cinsinden yazacak olursak Nasıl yazacağız? Bakın 3 var 2 var. Şekil bir kare. X'i şöyle parçalasam. Buradan parçalasak arkadaşlar. Buraya A desem. Buraya B desem. Buraya 3. Buraya 2. 3 2 daha 5'miş. Tanjant x eşittir. Tanjant a artı b. Bu da tanjant a 3 bölü 5. Tanjant b 2 bölü 5. 1 eksi 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Yukarısı 5 bölü 5'ten 1. Aşağısı 6 bölü 25. 1 eksi 6 bölü 25. 19 bölü 25. Ters çevirsem 25 bölü 19 bulmuş olur. Bu da aynı mantıkla arkadaşlar x'i parçalarsak. Burası 2, burası 8 burası 4 buraya A buraya B diyelim. Şimdi 4 8 burası 4 kök 5'tir. 2 4 burası 2 kök 5'tir. Sinüs x yani sinüs A artı B. Buradan sinüs A kosinüs B. Kosinüs A sinüs B yazarsam. Sinüs A'mız 8 bölü 4 kök 5. 8 bölü 4 kök 5 2 bölü kök 5 yapar. Kosinüs B 4 bölü 2 kök 5 2 bölü kök 5 yapar. Kosinüs A 4 bölü 4 kök 5 1 bölü kök 5 yapar. Sinüs B 2 bölü 2 kök 5 1 bölü kök 5 yapar. O halde 4 bölü 5 1 bölü 5 sonuç 5 bölü 5'ten 1 çıktı arkadaşlar. 13. soruyla devam edelim. Ne demiş soruda? 15 birim kareden oluşan şekilde tanjant A, B nedir? Yani şurayı soruyor. Buraya A desem, buraya B desem tanjant A artı B'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir 3, 4, 5 üçgeni var. Burada da bir 3 kökön üçgeni var. O halde şuraya 4 diyelim, şuraya 3 diyelim, şuraya 1 diyelim. Tanjant A artı B, tanjant A tanjant B bölü 1 eksi tanjant A tanjant B diye yazılırsa buradan tanjant A'mız 4 bölü 3 tanjant B'miz 1 bölü 3 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 yukarısı 5 bölü 3 aşağısı 1 eksi 4 bölü 9 5 bölü 9 5'ler giderse 9'da yukarı çıkarsa 3 gelir arkadaşlar. Buna baktığımızda Burası 5, burası 4. ADC'yi sormuş. Yani şurayı sormuş. AB diyelim. Sinüs A, kosinüs B, kosinüs A, sinüs B olur arkadaşlar. Top şeklinde. O halde sinüs A'mız ne? 12 bölü 13. Kosinüs B'miz 4 bölü 5. Kosinüs A'mız 5 bölü 13. Sinüs B'miz 3 bölü Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda 48 bölü 65 artı 15 bölü 65 buradan 63 bölü 65 buluruz arkadaşlar. 14'e bakalım. Kotanjant x artı y nedir diye sormuş. Arkadaşlar kotanjant x artı y 1 bölü tanjant x artı y idi. Adi tanjantının toplam formunu ters çevireceğiz. Yani 1 eksi tanjant x tanjant y bölü tanjant x artı tanjant y diyebiliriz. 1 eksi tanjant x'imiz 1 bölü 2. Tanjant y'imiz 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Yukarısı 1 eksi 1 bölü 4, 3 bölü 4. Aşağısı 1, sonuç 3 bölü 4. 16'ya bakalım arkadaşlar tanjant alfayı sormuş. Şuraya ben desem şuraya y desem x artı y artı alfa ne? 90 derece. Buradan alfayı yalnız bıraksam 90 eksi x artı y. Halde tanjant alfa 1090 tamamladığı için kotanjant artı y ye eşittir diyebiliriz. Peki şu uzunlukları yazalım. AB'miz 6 birimmiş. 3 EC AC'miz de arkadaşlar 2 birimmiş. BC'miz de 3 birimmiş. O halde burası 4 birimdir. Burası 3 birimdir. Bu tanjant x artı y'nin açılımı arkadaşlar neydi? Bunun açılımı 1 bölü tanjant x artı y'ye eşit olduğu için tanjant x artı y'nin formülünü ters çevireceğiz. 1 eksi tanjant x tanjant y bölü tanjant x artı tanjant y diye yazmış olalım. 1 eksi tanjant x'imiz 4 bölü 3 tanjant y'imiz 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 bölü 4 bölü 3 artı 1 bölü 2 yırısı 1 eksi 2 bölü 3'ten 1 bölü 3 aşağısı paylaştırırsak bunu 3'te bunu 2 ile 8 artı 3 11 bölü ne yapar 6 yapar arkadaşlar sadeleştirdim. 2 kaldı. Ters çevirdim. 2 bölü 11 yaptı. Geldik yarım açı formüllerine. Arkadaşlar yarım açı formülleri de yine toplam fark şeklinde yazacak olsak sinüs 2 alfa sinüs alfa artı alfa yazılsa sinüs paylaşımcıydı sinüs alfayı sonra kosinüs alfayı ters hareket yapmıyordu artı koyuyoruz kosinüs alfayı ve sinüs alfayı alsın. Bakın bununla bu aynı olduğu için Sin alfa kos alfa sin alfa alfa o zaman sinüs 2 alfa sin alfa kos alfa şeklinde yazılır. Bunu yarım açı şeklinde ifade edelim. Bu 42 iki tane 21'in toplamıdır. Yani sinüs nedir arkadaşlar? Uzun uzun yapalım. 21 artı 21'dir. Bu nedir? 2 çarpı sinüs 21 kosinüs 21'dir. Sinüs 36 2 tane 18'in toplam olduğu için 2 çarpı sinüs 18 kosinüs 18'tir. Sinüs 4x 2 tane 2x'in toplamı olduğu için 2 sinüs 2x kosinüs 2x'tir. 4, 8a 2 tane 4a'nın toplamı olduğu için 2 sinüs 4a kosinüs 4a yazılabilir. Şimdi burada da yarım açı şeklinde yazılmış. Bütüne gideceğiz. 2 var, sin var, cos var. O halde burası sinüs 6 çarpı 2'nin açılımı. Yani sinüs 12 eşittir. Bakın Yani tane 20'nin açılımı sinüs 40'a eşittir. Bu da sinüs 24'e eşittir arkadaşlar. 25'in ilk katı 50, sinüs 50'ye eşittir dersem olmaz. Buradaki katsayımız sayımız, hatta buradaki kat sayımız da 4 olduğu için 4'ü biraz parçalayalım. 2 çarpı 2 sinüs 12 kosinüs 12. Bakın bu yazdığım, şu yazdığım buraya eşit. Bir de başındaki var. O halde şuraya 2 yazıyorum. Kat sayısının 2 olmasına dikkat edin. Bakın burada 6 var. 6'yı 3 çarpı 2 çarpı sinüs 25 kosinüs 25 yazalım. Burası sinüs 50. O halde 3 sinüs 50'ye eşit. Bakın burada 2'den fazla sayılar vardı. 6 vardı, 4 vardı. Burada da 2 yok. Hadi 2 ile çarpalım. 2'ye bölelim arkadaşlar. Aynı şey olsun. Yani sin 18, cos, cos 18 yerine 2 koydum. İfade bozulmasın diye de payda attım O halde burası neyin açılımı oldu? Sin 2 tane 18 yani 36'nın çarpı 18, 36'nın açılımı oldu. böyle 2 diyorum. Burada da 2 yok. O halde 2'yi ben çarpı olarak yazıyorum bölü 2 yazsam 2 çarpı sinüs 15 kosinüs 15. Neyin açılımıdır? Sinüs 2 çarpı 15 yani sinüs 30'un açılımı. Bölü 2 diyorum arkadaşlar. Buna bakalım. Sinüs 40'ı 2 sinüs 20 kosinüs 20 yazsak. Aşağıda da kosinüs 20 var. Sadeleşse 2 sinüs 20 gelir. Bakın burada bir iki çarpan olsaydı sinüs 70 olacaktı. O zaman burayı ikili çarparsam burayı da ikili çarpacağım. Burası sinüs 70 oldu artık. Sadeleşirse sonuç oldu. Kosinüs 50 sinüs 20. Kosinüs 50 yerine sinüs 40 yazsam. Sinüs 40 bölü sinüs 20. Sinüs 40 yerine de 2 sinüs 20. Kosinüs 20 yazsam. Sinüs 20'ler gidecek arkadaşlar. Cevap 2 kosinüs 20'dir. Bakın burada bir 2 çarpan eksik o halde 2 ile çarpıp 2'ye bölelim. Burası artık ne oldu? Sinüs onun açılımı. Aşağıda da 2 sinüs 10 var. Sadeleşirse 1 bölü 2 olur. Burada arkadaşlar 84 var. Kosinüs 21 var. Kosinüs 42 var. Hadi şu cos, sinüs 84'ü şöyle yazalım. 2 çarpı sinüs 42 kosinüs 42 bölü kosinüs 21 kosinüs 40. Bakın bunlar gitti. Tekrar şuna bir daha yarım aç uygulasam. 2 çarpı bir daha 2 geliyor. Sinüs 21 kosinüs 21 aşağıda da kosinüs 21 var. Sade ise 4 sinüs 21 olsun. Açımız bu aralıktayken tanjant x 2 ise sinüs 2x nedir diye sormuş. Tanjant x'in 2 olması arkadaşlar. Hemen bir dik üçgen çizdiğimizde burası x olsun. Burası 2, burası 1, burası kök 5 olsun. Sinüs 2x 2 çarpı sinüs x kosinüs x'ti. 2 çarpı sinüs x'imiz 2 bölü kök 5. Kosinüs x'imiz 1 bölü kök 5. Yani sonuç 4 bölü 5 oldu. Kosinüs fonksiyonunda yarım açının 3 formülü var arkadaşlar. Bakın kosinüs 2 ayı kos alfa artı. Kosinüs 2 alfayı kos alfa artı alfa desek. Bakın kös kös oturup sinsi, sinsi sinsi bakıyordu. Yani kos kare eksi sin kare alfa yazılır. Kosinüs 2 alfa kos kare alfa eksi sin kare alfa. Ya da arkadaşlar sin kare alfa artı cos kare alfa eşittir bir özdeşliğinden eğer bu ifadeyi sadece cos kare cinsine yazmak istiyorsak sin kare alfa yerine sin kare alfa yerine 1 eksi cos kare alfa yazacağız. Bakın burada belirtmişiz. O halde cos 2 alfa nedir? cos kare alfa eksi 1 eksi cos kare alfa eksi eksi'den artı olur 2 cos kare alfa eksi 1. Veya cos kare alfa yerine 1 eksi sin kare alfa yazsam cos 2 alfa eşit olur. 1 eksi 2 sin kare alfa. Hocam peki ben bunları nerede kullanacağım? Eğer soruda artı 1'i yok etmek istiyorsanız eksi 1'li formülü. Eksi 1'i yok etmek istiyorsanız artı 1'li formülü. Eğer kare farkında bir sadeleştirme söz konusuysa bu formülü kullanmanızda fayda var. Şimdi bunların eşitini bulunuz demiş. Üçünü de yazalım arkadaşlar. Bu nedir? 12'nin katı olduğu için cos kare 12 eksi sin kare 12'dir. Ya da bunu sadece kosinus'a göre yazarsam 2 cos kare 12 eksi 1'dir. Ya da 1 eksi 2 sin kare 12'dir. Bu da aynı şekilde yazılır arkadaşlar. cos kare 21 eksi sin kare 21. Bunu 2 cos kare 21 eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare 21 yazılır. Kosinüs 4x'i kos kare 2x eksi sin kare 2x yazalım. Ya da 2 kos kare 2x eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare 2x yazalım. Bu da aynı mantıkla yazılırsa kos kare 4x eksi sin kare 4x bu da 2 kos kare 4x eksi 1 ya da 1 eksi 2 sin kare 4x'tir ifadeni eşitliğini bulalım. Cos kare eksi on, cos kare 18 eksi sin kare 18 yani kosinüs 2 çarpı 18 36'nın açılımı. Bu da kosinüs 2 çarpı 24 48'in açılımı. Bu da arkadaşlar 2 cos kare 15 eksi 1 kosinüs 2 çarpı 15 kosinüs 30'un açılımıdır. Bakın bu da yine kosinüs yarım açı formülü. Kosinüs 2 çarpı 40 80'in açılımıdır. Burada arkadaşlar bakın biz normalde 1 eksi sin kare alışkınız. Buna alışkın değiliz. O halde ben bunu eksi paranteze alsam 1 eksi 2 sin kare 10 olur. O halde burası neyin açılımı? Kosinüs 20'nin açılımı. O halde eksi kosinüs 20 yazıyorum. Biz burada da yine eksi 2 kos kare alışkın değiliz. O halde eksi parantezine alırsam 2 kos kare 25 pardon 35 Eksi 1. Burası kosinüs 2 çarpı 35. Yani kosinüs 70'in açılımı. O halde önünde de eksi var. Eksi kosinüs 70 olur. Evet buna baktığımızda arkadaşlar bakın ne zaman kullanacağız demiştik. İki kare farkı varsa bakın burada ikisinin toplamı var. O halde bunu iki kare farkı şeklinde yazsam. Kos kare 10 eksi sin kare 10 bölü kos 10 artı sin 10. Yukarıdaki kare farkını koson artı sinon. Bir de koson eksi sinon şeklinde yazabiliriz. Aşağıda da koson artı sinüson var. E sadece ise cevap koson eksi sinondur. Aşağıda da arkadaşlar bakın eksi durum var. Yani şu sorunun benzeri var. O halde biraz hızlı yazacak olursak Cos 25 artı sin 25, bunun eşitini yazıyorum çarpı cos 25 eksi sin 25 bölü cos 25 eksi sinüs 25, bunlar eşit sonuç cos 25 artı sin 25'tir. Bakın burası kosinüs 2 çarpı 18 36'ın açılımı, aşağıda da kosinüs 6 var, Sonuç bir oldu. Şimdi şu birin artı birin yok olması lazım. Demek ki şu eksi birli formülü kullanmakta fayda var. O halde bu kosinüs 2 çarpı 12 yerine yazıyorum. 2 kos kare 12 eksi 1 yazıyorum. Bunun yerine yazdım. Bir artı 1 var. Bölü kosinüs 12. Bununla bu gitti. Bununla da bunun bir tanesi gitti. Cevap 2 kosinüs 12 oldu. 1 artı kos 20'de şu 1'i yok etmek için arkadaşlar şu kosinüs 20 yerine ne yazalım 2 kos kare 10 eksi 1 yani 1 artı şunun yerine yazıyorum 2 kos kare 10 eksi 1 burada da eksi var arkadaşlar o halde bunu sinüs cinsine yazacak olsam 1 eksi 1 eksi 2 sin kare 10 bakın yukarısında ne oldu birler gitti Aşağıdan oldu. Şunlar da gitti. Eksi eksiden artı oldu. İkiler de gitti. Yukarıda kos kare 10. Aşağıda sin kare 10. Bu da nedir? Kotajant kare 10'dur. Buna baktığımızda paydaş diyelim. Bunu kosinüs x ile bunu sinüs x ile paydaş diyelim. ne oldu? Kos 3x kos x pardon sin 3x sinüs 3x cos x eksi cos 3x sinüs x bölü sin x cos x. Burası sin cos cos sin oldu. Yani sinüsün fark formülü oldu. Sinüs 3x eksi x, x. Yazalım 3x eksi x'in açılımı. Aşağıda da sinüs x cos x var. Burası sinüs 2x oldu. Bu da neydi? 2 sinüs x cos x'ti bölü sinüs x kosinüs x bunlar giderse sonuç 2'dir. Peki buna baktığımızda yine payda işliyorum. Sin 18 kos 16 sin 18 kos, kos 6 kos 18 sinüs 6 bölü sin 6 kos 6 yani bu soru arkadaşlar aslında şunun da aynısı halde bunun sonucu da yerine gelecek arkadaşlar. Bakın yukarıdakinin aynısına x, x değil de 18 vermiş. Burada arkadaşlar sinüs 18 kosinüs 6 kosinüs 18 sinüs 6 yani sinüs 12'nin açılımı 18 eksi 6 12'nin açılımı aşağıda da sinüs 6 kosinüs 6 var. Sinüs 12 yerine 2 sinüs 6 kosinüs 6 yazsam aşağıda da aynısı var. O halde gitti. Sonuç 2'dir. Evet. Gelelim tanjantı kotanjant fonksiyonundaki yarım açılara. Arkadaşlar tanjant 2 alfayı tanjant alfa artı alfa yazabiliriz. Dolayısıyla tanjant alfa artı tanjant alfa 1 bir eksi 1'den 1'e ters hareket bakıldı. 1 eksi tan alfa çarpı tan alfa çıkarsak tanjant 2 alfa 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa olur. Kotanjant 2 alfayı da 1 bölü tanjant 2 alfadan ödeyebilirsiniz. Yani bunu ezberlerseniz ezberlememize gerek kalmaz ama ezberlemezseniz de bir tanesini ezberlemek isterseniz de e, ki yazdığımız 2 tanjant alfa bir eks tanjant kare alfayı ters düşünün. Fakat bunun yer değişmiş halini düşünün arkadaşlar. Kotanjant kare alfa eksi bir kotanjant alfa ama ben bunu önermiyorum arkadaşlar. Sadece bunu ezberleyin. Şimdi arkadaşlar tanjant 20 eksi 1 eksi tanjant kare tanjant çarpı 20'nin yani tanjant 40'ın açılımıdır. Tanjant 15 1 eksi tanjant kare 15 tanjant 2 çarpı 15 tanjant 30 ifadenin eşitliği tanjant 30'da hadi biraz daha bulalım. Tanjant 30'da nedir? 1 bölü kök 3 Arkadaşlar 1 eksi tanjant kare 22 buçuk tanjant 22 buçuk normal deneyin her 1 bölü tanjant çarpı 22 buçukun yani tanjant halde 1 bölü tanjant 45 yaptım. tanjant 45 de bildiğim bir şey 1 bölü 1'den sonuç 1 oldu ya yani kotanjant 45 yazabilirsiniz. Tanjant x 3 bölü 4 ise tanjant 2x nedir? Tanjant x bölü 1x tan kare x diye yazılıyorduk. Çarpı 3 bölü 4 ve 1 eksi 3 bölü Karısı 3 bölü 2 aşağısı 1 eksi 9 bölü 6 7 bölü 6 yapar. Arkadaşlar 16 ile sadeleştirdim. 8 8 kere 3 24 24 bölü 7 yaptı. Evet, yarım açı ile tam kare, iki kare farkını ve birden kurtulma. Şuna bakın. Sinüs alfa, kosinüs alfayı verdiğinde sinüs hikaye nasıl olacağız? Önce bunun açılımı neydi? İki sinüs a, kosinüs a. Demek ki diyor ki burada arkadaşlar. Sinüs alfa artı kosinüs alfanın karesini alın. Sonra buraya bir deyin. Sonra bunu çekin diyor Yapalım. Bunun tam karesini alalım yani. Bunun da tam karesini alalım. Nedir bu? c kare artı c kare eksi artı 2cs eşittir 1 bölü 4. Burası neydi? 1. Karşı attığımda 2cs yani sinüs ya eşittir 1 bölü 4 eksi 1. Bu da ne yapar? x 3 bölü 4'tür. Şimdi daha nasıl kurtulacağız? Bakın birden nasıl kurtulacakmışız? Burada bahsetmemiş ama bunun yerine hemen kosinüs 50 yazsam kosinüs 50'nin eksi birli formülü vardı. Neydi o? 2 kos kare 25 eksi 1. 50 25'in katı kosinüs çarpı 25 eksi 1 buraya yazayım ki şu artı birden kurtulayım. Yazarsam 1 artı 2 kos kare 25 eksi 1. Bunun da karekökü kökü. Birler bakın gitti. Cos kare 25'te biraz dışarı çıktı. Kök 2 çıkamadı. O halde kök 2 kosinüs 25 diye yazmış oldu. Kosinüs 40'ı arkadaşlar 1 artı kosinüs 40'ı 2 kos kare 20 eksi 1 diye yazsam birler gidecek. Yani kök 2 kosinüs 20 diye yazabilirim. Şimdi arkadaşlar burada cos 1 eksi var. Burada Kosinus 40'ın arkadaşlar sinüslü formunu yazarsak eksi eksi birden artı bir gelecek. Ne demek istiyorum? 1 eksi kosinüs 40 yerine ne yazıyorum? 1 eksi 2 sin kare 40 yazıyorum. Sin kare 20 yazıyorum arkadaşlar. Bakın ne oldu? Birler gitti. Eksi eksiden artı oldu. Yani kök 2, -2 sinüs 20 oldu. Ve geldik trigonometrik denklemlere. Arkadaşlar şimdi biz normalde bir denklem nasıl çözüyoruz? Örneğin 2x eşittir 6 ise x'i karşıya nasıl atıyoruz? Çarp durumda olduğu için 6 bölü 2'den diyoruz. Peki mesela desek ki sinüs x eşittir 1 bölü 2. x kaçtır diye sorsam x 30 derecedir diyebilirsiniz. Ama sadece 30 değil arkadaşlar. 150 derecede bir köktür veya 390 derecede bir köktür. O halde bunların hepsini söylemek adına ne yapacağız? Diyeceğiz ki sinüs x sinüs teta ise x'lerden oluşur. Öyle ki x'imiz teta artı k pi ya da x'imiz 180 eksi teta artı 2 kp'dir. Bunu şurada görelim arkadaşlar. Bunu sinüs 60 diye yazarsam ne diyeceğim? x'imiz 60 artı 2 k öyle ki ya da x'imiz 180 eksi 60 120 artı 2 k şeklinde yazılır diyoruz. E k elemanıdır z. Sinüs x 1 bölü 2 yani sinüs 30. Bu da x'lerden oluşur Öyle ki x'imiz 30 artı 2 k ya da x'imiz 180 eksi 30 yani 150 artı 2 k Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Öküş bölü 2 sinüs 60'tı. O halde ne diyorum? 2 x'imiz 60 artı 2Kp. 2 k pi. 2'ye bölsem x'imiz 30 artı k Ya da 2x'imiz 180 eksi 60 yani 120 artı 2k 2'ye bölsem x'imiz 60 artı kp'dir. A x'lerden oluşur. Öyle ki diyelim süslü parantez kaylamandır z diyelim. Bakın yine burada eşittirsiniz 30 yazarsam 2x 60 30 artı 2 kp. Buradan 2x 90 x'imiz x'imiz 90 artı 2 kp x'imiz 45 artı k -p'dir. Ya da 2x eksi 60'ımız 180 eksi 30 yani 150 artı 2 k 2x'imiz 210 artı 2 k pi'dir. 2'ye bölsem 105 artı k olur. O x'e dönüşü öyle ki diyelim. Virgül koyalım ve k elemandır. Z diyelim arkadaşlar sinüs ne zaman eksi kök 2 bölü 135 O halde buna sinüs 135 diyebilirsiniz. Bir tanesi için yazın. Sonra kuralı yazın. Yani 3x eşittir. 135 artı 2k Pardon. Sinüs ne zaman eksi kök 2 bölü 2'di. Daha büyük bir açı olsun. Üçüncü bölge yani 135'te pozitif. Sinüs 225 olsun. O halde buraya 225 yazarsam. 225 artı 2 ya da 3x eşittir. 180 eksi 225 artı 2k pi'dir. Buradan x'imiz 75 artı 2k pi bölü 3 gelir. Buradan x 45 yani x'imiz. 3x'imiz x 45 oldu. Eksi 15 artı 2k pi bölü 3'tür. Buradan arkadaşlar ne yapalım x'ler donuş öyle ki diyelim x budur veya x budur k elemandır z'dir diyelim. Evet e şıkkın cevabını bu şekilde yazmış arkadaşlar. Eksi pi bölü 12 artı 2k pi bölü 3. 7 pi bölü 12 artı 2k pi bölü 3. Eksi pi bölü 12 burası oluyor arkadaşlar. 7P12 de burası oluyor arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. burası 7 p 1.12 değil de ne olması gerekiyordu? 5 Pi 12 olması gerekiyordu. Burası 5 arkadaşlar. Burası. Kosinüs x eşittir a denkleminin çözümü. Şimdi kosinüste de demin teta artı k pi ya da 180 eksi teta diyorduk. Şimdi teta artı k pi ya da x teta artı k pi Buradan kosinüs x eşittir kökü bölü 2 yani kosinüs 45 diye yazsam a x'imiz 45 artı 2 k ya da x'imiz eksi 45 artı 2 k p'dir. X 45 yerine 315 de yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kosinüs 60 diye yazsam x'imiz 60 artı 2 kp ya da x'imiz e 60 ya da eksi 60 yerine eksi 60 yerine yazalım. 300 artı 2 kp yazabiliriz. Peki kosinüs ne zaman sıfırdı? Bir tane yazmanız yeterli. Kosinüs 90 örneğin. 3x'imiz 90 artı 2 k ya da 3x'imiz eksi 90 ya da 270 yazabilirsiniz. 270 artı 2 k pi'dir. Buradan 3'e bölsem x'imiz 30 artı 2 k bölü 3. x'imiz 90 artı 2K pi bölü çıkar arkadaşlar. Buradan bu eksi kök 3 bölü 2'yi arkadaşlar normalde ne zaman kök bölü 2'yi 30'da. 180'den 30 çıkarsam kosinüs 150 yazabilirsiniz. 3 x eksi pi bölü 3 150 artı 2K ya da 3x eksi pi bölü 3 eksi 150 artı 2k pi'dir. 2 bölü burada 60 arkadaşlar. 60'ı karşıya attım. Bir 3'e e böldüm. x eşittir 70 artı nedir arkadaşlar? k pi bölü 3. Bunu karşıya attım 60'ı. Eksi, eksi, ee, eksi 90 yaptı. Eksi 90'ın da 270. 3'e böldüm. 90 artı 2K pi bölü 3 yazabilirsiniz. Arkadaşlar burada iki cevapların buradan farklı olması farklı bir sonuç bulduğumuzu anlamına gelmiyor. Yani burada örneğin D inceleyelim. Ee, pi 180, 180 bölü 18'den 10. 7 kere 10'dan 70. Bakın bu şu demek zaten. Bu da arkadaşlar. E ne yapmıştık? 60'ı karşı atmıştık. 90 olarak geçmişti. Eksi 90'dı. 270 almıştık. 3'e böldük. 90 olmuştu. Burada eksi pi bölü 6 olması demek. Eksi pi bölü 6. Yani bunun eksi 30 derece olması Bunun da eksi 30 dereceyi alacağı anlamına gelir. Nasıl gelir arkadaşlar? Örneğin A yerine eksi 1 yazarsam eksi 120 artı 90 eksi 30'dur arkadaşlar. Bak daha yerine yazdım. Eksi 1 yazınca bunu elde ettim. İlla bizim yazdığımız sonuç burada olacak diye bir şey yok. Sınavda arkadaşlar bunlar test olacak ya da diyecek ki herhangi bir aralığı verecek. Bu aralıkta kaç tane kökü vardır diye. Birazdan göreceğiz. Tanjant x eşittir tanjant teta ise tek bir durum söz konusu. Teta artı kp diyorsunuz her zaman. Ne zaman köküştü? Tanjant 60'da köküştü. O halde x'imiz ne diyoruz? 60 artı k Bu kadar. Ne zaman birdi arkadaşlar? 45'te birdi. O halde 2x 15. 45 artı k diyoruz. 15 karşıyatı atıp 2'ye de bölsem. 30 artı k bölü 2'dir. Ne zaman birdi? Yine 45'te 1'di. Yani kotanjant 45 yazalım. O halde x eşittir 45 artı pi yazıyoruz. Ne zaman x köküştü? 30 derecede. Yani 180'den 30 çıkarsam 30 derecede köküştü. 180'den 30 çıkartalım ki negatif yapmış olalım. Kotanjant 150 dersek alanmış olur. 2x eşittir. 150 artı pi. 2 bölsem x'imiz 75 artı k bölü nedir? 2'dir. Arkadaşlar bunu şöyle de çözebilirsiniz. Örneğin 2x eşittir. Yani kotanjant 2x eşittir. Kotanjant ne zaman köküştük? 30'da. 3'ün 4. bölgeye düşelim. 360 eksi 30. 330 yani kotanjant ne diyebilirsiniz? 330 derece. O halde 2x'imiz 330 artı kp'dir. Buradan x'imiz 115 artı kp bölü 2 gelir. Yani bunu yazmış olmakla bunu yazmış olmak aynı şey. Burada k'ya eksi işte 2 eksi 1 0 1 2 değerlerini verdiğimizde bulacağımız sonuçlar burada da buluruz arkadaşlar. k'ya k'ya burada da eksi 1 0 1 2 3 değerlerini verdiğimizde Buradaki köklerin hepsini burada da bulabiliriz arkadaşlar. Demiş ki sinüs bu kosinüs bu. O zaman hemen bunu sinüse çevirelim. Çünkü biz sinüs sinüs denklemi çözmeye aşina olduk. Halde sinüs 2x artı 20 sinüs 70. Yani 2x artı 20 70 artı 2 kpi ya da 2x artı 20 180 eksi 70 110, 110 yazalım. 110 artı 2 k pi'dir. Buradan 20'yi karşı yaptım 52'ye böldüm. 25 artı k pi. 20'yi karşı yaptım 90. böldüm. 45 artı k Peki burada güzel bir şey demiş. Ne demiş? 0 ile 90 arasındaki alacağı değerler toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar k'ya 0 versem x'imiz ne olur? 25. Buradaki x'imiz ne olur? 45. Peki K'ya eksi 1 versem bu aralığa düşemeyiz. K'ya eksi 1 versem yine bu aralığa düşemeyiz. 1 versem bu aralığın dışına çıkarız. 1 versem dışına çıkarız. O halde x'den alacağı 2 tane değer var. Bunların toplamı nedir? 70'tir. Şimdi çözüm kümesi nedir demiş. Sinüs sinüs. O halde 5x eksi 10 eşittir. 3x eksi 10 artı 2 kpi. Ya da 5x eksi 10 180'den bunu çıkartacağız. 190 eksi 3x artı 2k pi. Nereden geldi hocam? 180'den 3x eksi onu çıkarttım. O 190 eksi 3x yaptı. 3x'i buraya aldım, onlar gitti. 2x eşittir k pi. Buradan x eşittir k pi'dir. 3x'i buraya aldım, 8x. Onu buraya aldım. 100 artı 2k pi. Her tarafı 8'e böldüm. X'imiz ne yaptı? 25 artı k bölü 4'tür. Çözüm kümesi olarak yazacak olursak x'lerden oluşur. Öyle ki x budur ya da x budur ve k elemandır. Ve yazacaksınız arkadaşlar. Ne zaman 1 bölü 2 olur? Sinüs 30'da 1 bölü 2 olur arkadaşlar. 0 270 arasındaymış. Alacağı değerler nelerdir? Şimdi 2x 20 30 artı kp diyelim. Bir de 2x 20 eşittir. Ne diyelim arkadaşlar? 180 eksi 30 150 artı 2 kp. Buradan 20'yi karşı yaptım. 2'ye böldüm. X eşittir. 25 artı K pi yaptı. 20 karşı yaptım. 170. 2'ye böldüm. 85 artı K pi. Buradan artık K'ya değerler vererek bu aralığa düşmeye çalışacağız. K'ya 1 versem. X'imiz 180 artı 25. 105. 1 versem. 180 artı 85. 265. Peki eksi 1 versem arkadaşlar negatif olur. Bu aralığın dışına çıkarım. Eksi 1 versem negatif olur. Dışarı çıkarım. 2 versem de dışarı çıkarım. Demek ki köklerimiz 205 ve 205'tir. Başa bakalım. K'ya 0 da vermeyi unuttuk arkadaşlar. K'ya 0 da verirsek x'imiz ne olur? 25 ve x'imiz ne olur? 85 payası verdiğimizde arkadaşlar 25 ve x'imiz 85 10 Denklemi çözüm kümesi nedir demiş arkadaşlar. Şimdi önce ne yapalım? Kosinüs 2x yalnız bırakalım. Eşittir 1 bölü 2. Bunun yerine de kosinüs 60 yazalım. A 2x eşittir 60 artı 2 api ya da 2x eşittir eksi 60 artı 2 k pi. Buradan 2'ye bölsem x'imiz 30 artı k pi. Buradan x'imiz eksi 30 artı k pi'dir. Sözün kümesi olarak yazalım. X de oluşturur. Öyle ki k elemandır z. Burada da arkadaşlar yine sinüs x eşittir. Karşıya attım 2'ye böldüm. Kök 3 bölü 2. Sinüs ne zaman kök 3 bölü 2 idi? 1 60 derecede bir de 180-60 çıkarttım 120 derecede. Başka da bir kökü var mıydı bu aralıkta? Yoktu arkadaşlar. Kosinüs 3x sinüs x artı 10 demiş. O halde şunu ya kosinüse çevirelim ya da şunu sinüse çevirelim. Şunu sinüse çevirelim. Sinüs nedir bu? 90 eksi 3x'tir. 2090 tamamlayanların sinüsleri kosinüslerine eşit. Bu da eşittir. Sinüs nedir? X artı olmuş. Buradan 90 3 x eşittir. X artı 10 artı kp ya da 90 3 x eşittir. 180'den bunu çıkarttım. 170 x artı 2 kp'dir. Bunu x'i buraya aldım. Eksi 4x. 90'ı buraya aldım. Eksi 80 artı 2k pi. Buradan 4'e bölersem. Eksi 4'e bölersem hatta. 20 eksi k bölü 2 geldi. Bunu buraya aldım. Eksi 2x. Bunu buraya aldım. 80 artı 2k pi. Eksi 2'ye böldüm. X'imiz eksi 40 artı eksi 2'ye böldüğümüz için eksi k pi. Şimdi k'ya değerler vererek bu aralığa düşmeye çalışacağız. k'ya sıvı verirsem x'imiz 20 olur. k'ya sıvı verirsem düşemeyiz. k'ya eksi 1 verirsem k'ya bakın eksi 1 veriyorum. Burası eksi 1 verdim. Eksi 90, 90 yaptı. 20 eksi 90 110 yaptı arkadaşlar. X'imiz 110 yaptı. A eksi 1 verince 180 yaptı. Eksi 40'tan 140 yaptı. O halde köklerimiz 20, 110 ve 140'tır. Buna baktığımızda arkadaşlar şunu 2 olarak çarpı olarak atarsam kosinüs 2x sinüs x kosinüs x oldu. Bu bize hatırlattı? Sinüs 2x'in açılımı. Burada da kosinüs 2x var. O halde şunu 90 2x yazsam. Kosinus 2x eşittir. Hatta direkt bakın. Kosinus 2x ne zaman? Kosinus 2x ne zaman? Sinüs 2x eşit olur. Bu aralıkta 45'te. O halde şunun 45 olması lazım. O halde x kaçtır? 22 buçuktur. Bakın bu sin sin köz kös Şunu da 80 yazalım. Sin sin sin, sin oturup kös kös bakmak normalde kös kös oturup sin, sin 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 bakıyorduk. O halde eksi parantezine alsam cos x cos 80 eksi sin x sin 80 amacımız ne? Kosinüsün toplam formu şeklinde yazmak. Eşittir 1 bölü 2. Burası kosinüsün toplam formülü yani x artı 80'in açılımı. Eksi karşı yaptım. Eksi 1 bölü 2 oldu. Kosinüs zaman 1 bölü 2 de 60'da. O halde 180'den 60 geri gelsem kosinüs 120 yazabilirim. O halde x artı 80 ne diyeceğim? 120 artı 2 kp ya da x artı 80 eksi 120 artı 2 kp. Buradan x'imiz arkadaşlar 40 artı 2 kp'dir. Ya da x'imiz 200 artı 2k pi'dir. Çözüm kümesi x değerleri Böyle 2k ile Z yazarsınız. Buna baktığımızda arkadaşlar, bakın bu denklemi ben 300 e t desem, t kare eksi 5t artı 2 eşittir 0 olur. Yani önce ikinci dereceden denklemi çözüyormuş gibi yapalım. Eksi 2 eksi 1 T'ye 2T desem çapraz çarptığında veriyor. T buradan 2 ya da T buradan 1 bölü 2 geldi. Şimdi T'miz 2 olabilir mi? Olamaz. Arkadaşlar neden? Kosinüs x eksi 1 ile 1 arasındaydı. Hadi kosinüs x yani t eşittir kosinüs x 1 bölü 2 olursa 1 bölü 2 de kosinüs 60 yazılırsa 0 ile 90 arasındaki x değeri kaç olur? 60 olur. Birinci kur böylelikle bitti. İkinci kurda görüşmek üzere arkadaşlar.